Bu güvenlik soruşturmaları bu iltisak iddialarına bir dayanak teşkil ediyor mu? Evet, konuşmamın başında şunu altını çizmiştim. Yargıtay dönem dönem yani 2016'dan itibaren ilk başta koyduğu kriterleri dönem dönem değiştirdi ve bu konuda farklı Yargıtay'ın farklı dairelerinde de farklı kararlar çıktı. Hatta en son bu konuda askeri öğrencilerle ilgili dava. Biliyorsunuz o davada 116'ya yakın askeri öğrenci İstanbul 28 Ağır Ceza Mahkemesi tarafından müebbet hapis cezasıyla mahkumiyet kararı verildi. Daha sonra Bölge Adliye Mahkemesi de bu kararı onayladı. Ama Yargıtay 3. Hukuk Dairesi bu kararı bozdu. Ve kararın gerekçesi de yanılmıyorsam öğrencilerin bu içtima olarak nitelendirilen bir askeri eğitim faaliyetine çıkarılacaklarına ilişkin bir anons üzerine o öğrencilerin otobüslere bindirilip getirildiği vesaire. Mavi otobüs diye de bir belgesel yaptılar. Hı? Mavi otobüs diye de bir belgesel yaptılar. Ha, duyma. Bayağı cesaret. Evet. Geçiyor. Yani şimdi iletişim ve manipülasyon sürecinde çok marifetli oldukları ortada. Şimdi şimdi siz iltisak sordunuz ya, iltisak kriterleri arasında. Yani ben size desem ki iltisaklı olmak, Zaman gazetesi almış olmak, aynı zamanda çocuğunu o okula göndermiş olmak, Bank Asya'ya dönemsel olarak dönem dönem belli miktarlarda para yatırmış olmak. Bütün yani bu üçünün bir arada olması mesela iltisak. Ama bir süre sonra işte bu askeri öğrencilerle ilgili kararda olduğu gibi yani üzerlerinde tam silah dediğimiz ya da mermi dediğimiz değil mi? Yani mermi gerçek mermi. Yani gerçek mermilerin varlığı daha önce kesin ve katı olarak bir delil olarak kabul ediliyordu. Çünkü gerçek mermilerle yanılmıyorsam içtima olmaz diye bir şey var. Pınar Hanım, yani, sözünüzü kesin ve müsaade edin. Ahmet Zeki çok yazıyor bana öte yandan. Çünkü bu FETÖ'yle mücadele konusunda şimdi İYİ Parti'de danışman 25.000 kişi hakkında kıyok dedim. Belki yanlış konuşturmaya yer yok kararı. Anladım. Tamam, ben bilmiyordum. Soruşturma açılmaması ayrı bir şey çünkü idari davaları devam ediyor diyor. Belki müsait olursa bir bağlanır mısınız dedim kısaca bir bilgi vermesi için. Siz devam edin. Ha, bir de o var şimdi, OHAL komisyonunun kararlarına karşı biliyorsunuz idari yargılama süreci başladı. Yani OHAL komisyonunun red kararına karşı bir ay içinde başvuran aynı zamanda idare mahkemesine davada açıp bu kararın iptalini de isteyebiliyordu. Şimdi onu da bilmiyorum yani. 96.000 redden sonra ne kadar idare mahkemesine gidip tam tersine göreve iade kararı aldı. Eğer onlar da varsa o halde şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Yani yargı bu konuda yerel mahkeme, arada istinaf mahkemesi ve en son olarak da Yargıtay. Burada dahi irtibat kriteri değişebiliyor, iltisak kriteri değişebiliyor. Hukuki bir kavram mıdır bu ikisi? Ben iltisak kelimesini tam olarak hukuki bulmuyorum. İrtibat? Yani, irtibat zaten kesin katı olarak ortada olan irtibat, temas edilen, iradi olarak. Şimdi diğerinde ben iltisakı şöyle hukuki bulmam. Çünkü iltisak aynı zamanda iradeyi de içermeyebilir. Ama Pınar Hanım, yani şöyle bir karışık durum yok mu? Şöyle bir şey var. Yani çocuğunu o okullara gönderen herkese dönüp bir Zaman gazetesi aboneliği mecburiyeti de getiriliyordu. Bir sürü siyasi var. Allah'ınızı severseniz. Hocam yani. Pınar Hanım. Yani Pınar Hanım, artı hocam bir de şey var. Bank Asya ile çalışılması konusunda devletten bir genele gitti kamu kuruluşlarına. O dönem. Yani, evet. Pınar Hanım, bir şey soracağım. Evet. Mesela biz bir zihin egzersizi yapalım. 14 Temmuz gecesi, bak 15 Temmuz olmadan bir gece önce, 14 Temmuz gecesi mesela çok spesifik olsun ve herkes rahat anlasın diye söylüyorum. Çok ismi çoğaltabiliriz ama mesela Yurtta Sulh Konseyi'nin Yurtta Sulh Konseyi denen darbe konseyi 38 kişiden oluşuyor değil mi? Bunlarla ilgili mesela bir şey olsaydı, bir inceleme veya herhangi bir şey, mesela ne diyecektik? Bunların iltisakı yok. Bu iltisak bir delil teşkil etmez. Değil mi? Yani tabii. Ama onlar 24 saat sonra Türkiye'nin tarihinin gördüğü en kanlı işe kalkışacaklar. Tamam. Sonra geriye irtibat yoktu. Ama sonra geriye dönüp baktığımızda öyle bir şeyle karşılaştık ki meğersem bunlar hepsi aynı yıl girmişler. Meğersem hepsi aslında o sohbetlere katılmışlar. Hepsi gitmişler. Yani resmen böyle yetiştirilerek gelmişler. Ve özür dilerim, bir de Genelkurmay'ın kendi istihbarat dairesi vardır. İstihbarat. O zaten zamanında ta Milli Güvenlik Kurulu'nun 2004 yılındaki şeyine bile girmiş. Milli Güvenlik Kurulu kararlarına bile girmişler. Hı hı. Şimdi dolayısıyla hani bugünden baktık mı, evet 14 işte, Temmuz'da bunlar iltisaklı değil deriz. Ama 16 Temmuz sabaha baktığımızda oho iltisan. Tabii. Ama şimdi öyle değil. Pınar Hanım demin dedi de onu sormak isterim yani. Hukuken ama. Hı hı. Hani iltisakla İrtibatlının farkı ne? Hukuk nasıl bakıyor bu farka? İltisak şöyle, iradeniz, şimdi irtibatta kesin olarak bir irade var. Yani bir kanıt mı aranıyor? Tabii. Yani irade aranmıyor mu? İltisakta şöyle, yani ben senin oraya iradenle gidip Zaman gazetesi aldığını, çocuğunu kaydettikten sonra iradenle mi aldın, yoksa okul seni yönlendirdiği için mi aldı, onu da bilmiyorum. Daha sonra hesap açmışsın Bank Asya'da, bunu çocuğunun okul taksidini yatırmak için mi aldın? Bir iltisak, bir ilişki görüntüm var yani ama. Yani bir görüntü var ama orada bir irade tam olarak göremiyorum ama bu anlamda da artık seni bir iltisak, yani bir temas ama iradesi mi var yok, o noktada da irdelemiyorum. Seni artık orada bir bağlantı var olarak görüyorum. Kararlarında iltisak şeyi çıkıyor yani ifadesi, hem iltisaklı hem irtibatlı ama diyor. Ama iltisak hocam... İltisak uydurulmuş bir kavram. İşte 2016'da AKP'nin tamamı ihraç kararlarında iltisaklı diyor. Ya ihraç kararlarında bütünüyle yok. Diyor ki ben diyor işte Emniyet Sağlık Bakanlığı'nda 5000 tane kanun hükmünde kararnamelerde şöyle başlık olarak geçiyordu. Aşağıda isimleri verilen işte 5000 küsür tane Sağlık Bakanlığı'nda işte çalışan kişilerin FETÖ terör örgütüyle iltisaklı ve irtibatlı. İltisaklı olanları baktım 4-5 tane kriterde uyuyor ama bunların gerçekten FETÖ terör örgütü mensubu olduğu, bilerek veya isteyerek yardım veya yataklık yapıp yapmadığı konusunda emin olduklarım var, emin olmadıklarım var ama emin olmadıklarımı da iltisaklı olarak görüyorum. O yüzden de onlara yönelik sadakat noktasında bir güven eksikliği yaşıyorum ve bunu da tehlike olarak görüyorum ve bu yüzden bu kişileri de ihraç ediyorum. Yani ben orada zaten mesele iltisak kavramının gerçekten kim pürüpak oturup inceleyecek. Ben o yüzden her zaman dedim ki OHAL komisyonu başvurucularla mümkünse görüşsün. Yani bir komisyon saatlerce kişiyi karşısına alsın. Kardeşim bak bu vardı. Hadi buna cevap ver. Bak bu da varmış. Buna da cevap ver. Ama o komisyonlara başvurun. Bundan benim aklıma ne geliyor biliyor musunuz? Şimdi FETÖ şu bu. Hiç bunda tartışacak hiçbir şey yok. Kabul. Fakat FETÖ'cü de olsa başka şeyden de olsa ben kişisel olarak idama karşıyım. Elbette. Ben de. Fakat bu bu uygulamalara baktığınız zaman Barış'ın verdiği örnekler var. Sizlerin verdiği örnekler var. İzleyicilerin gönderdiği şeyler var. Ortaya bir sosyal idam çıkıyor. Sivil ölüm diyorlar zaten. Evet, geri dönüş yok yani. İşte bakın Erdoğan Bey, bunun hani tek çok özür, ben tanık oldum. Birebir ve zaman ayırarak. Ben tanık oldum. Yani, bir arkadaşım gösterdi. Pazarda işte tezgah açan akademisyeni falan gösterdi. Çekmeköy'de uzaktan bana. Bilemem nedir, iltisak mı irtibat? Hayır, Erdoğan Aktaş, sıkıntımız şu. İktidar özellikle... Yani çalışamadığı için bak, pazarda tezgah açıyor adam. 15 Temmuz darbesinden sonra 15 Temmuz darbesinden sonra bu kavramı uydurdu. İltisakı dünyada bizden başka kullanan, ceza hukukunda kullanan başka bir ülke yok. Niye yok? Tek başına iltisakı kullanmadık da. Ama şöyle. İrtibatlı ve iltisaklı. Çünkü şöyle, suçun manevi unsuru vardır. Ceza mahkemesine gittiğinizde eğer bir örgüt üyesiyseniz, bir örgütün içinde olmanın size hangi bedelleri ödeteceğini, yaptığınız işlerin suç olduğunu, katıldığınız eylemlerden dolayı cezalar alabileceğinizi vesaire vesaire bilirsiniz. Bu sizin örgüt üyesi olduğunuzu, örgüte bilerek ve isteyerek yardım yaptığınız ya da örgüt propagandasını bilerek yaptığınızı gösterir ve bundan bir ceza alırsınız. Hı hı. Ama iltisak o kadar ucu açık bir kavram ki, yani biyolojiden alınmış, hukuka uyarlanmış, daha doğrusu uydurulmuş bir kavram, yapışık olma hali. Şimdi baktığında, ama örgüt yoksa ortada. Şimdi bakın. Yani o ana kadar Barış, örgüt yoksa. Efendim. En çarpıcı örnek de 6 Ocak Amerika Kongre baskınıdır. Örgüt, bak, örgüt başka bir mesele. Şimdi, ceza hukukunda. Orada önemli olan şu: bir, kişinin güvenliğinin olması, hukuki güvenliğin olması; iki, belirliliğin olması. İltisakta hukukun en temel ilkesi olan belirlilik yok. Yani biz mesela geldik, seninle oturduk, dedik ki, örnek olarak söylüyorum, arkadaş her gün her şeye zam geliyor, ya şununla ilgili bir tweet atalım. O gün FETÖ'cü olarak ya da PKK'lı olarak bilinen bir kişi de bir tweet attı. Dedi ki, kardeşim her gün her şeye zam geliyor. Kafayı kıran bir savcı o PKK'lının ya da FETÖ'cünün tweetini alır, seninkini benimkini de altına ekler, bunlar iltisaklıdır der ve sen o kişiyle herhangi bir birlikte hareket etme halinin olmadığını, bir hiyerarşi içinde olmadığını, bir emir talimat alıp verme uygulamanın olmadığını anlatana kadar zaten 6 ay geçer. Ondan sonra da uğraşır durursun. O yüzden iltisak tamamen hukuksuz bir kavramdır ve ceza literatüründen bir an önce çıkarılmalıdır. İltisak anlayışına göre biz diyelim ki bu televizyonda bir suç işledik. Buradaki herkesi de savcı bunun içine sokar. Ne der biliyor musun? Erdoğan Aktaş'la Barış arkadaş konuşurken itiraz etmedi. Bununla ilgili dava açıldı biliyorsunuz HDP milletvekiline. Efendim dedi, senin yanında oturan HDP milletvekili suç işledi, sen de onu susturmadın. Ya böyle bir zorunluluk var mı hukukta? Sen de onunla iltisaklısın diye Hüda Kaya'ya biliyorsunuz şu anda örgüt propagandası yapmaktan dolayı ceza. Yani bunun, bu hukukun dışına çıktığın an artık...